Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala tabibina Muhammed, sallu ala kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşlerimiz, Lut aleyhisselam'ın Allah Teala nasip ederse hayatına devam edeceğiz. Lut aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman bazı bilgiler bizim önümüze çıkıyor. Bu bilgilerden de faydalanmamız lazım. Bakalım ki bu Lut Aleyhisselam'ın ilk bilgileri nedir? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri İzgale lehu Lut'un ella tettegun diye başlayan bir ayette biz Lut'u kardeşlerine gönderdik. Onları dine davet eyledi. Onlar da ey Lut bizden ne istiyorsun buna karşılık deyince alemlerin Rabbi olan Allah'ın bize verdiği ecir bize yeterlidir dedi. Lut Aleyhisselam böyle bir efendime söyleyeyim baktığımızda yine Lut Aleyhisselam'ın kavmine Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşinin oğludur. İbrahim Aleyhisselam'ın yani yeğenidir. Allah-u Teala Lut kavminin helakinden ibret alacak olursak da biraz bakalım. Lut Aleyhisselam peygamberi olarak vazifelendiği zaman kendisine iman eden Fevat isminde bir hanımı vardı. Bu hanım 20 sene beraber kaldılar. 20 sene sonra bu hanımı vefat etti. Bu hanımı vefat etmeden evvel çok mümin münevver bir kadınıydı. Çok esna bir kadınıydı. Tam peygambere de layık bir kadınıydı. Allah-u Teala Hazretleri onun vefatından sonra efendime söyleyeyim Lut Aleyhisselam bir başka kadından evlendi. Bu Somondu. Sodomlu bir kadından evlendi. Zaten bu efendim Lut Aleyhisselam'ın da geldiği kavimlerden bir tanesi Sodom kavmi. Bu Sodomlu kavimde bir kadından evlendi. Bu kadının adı Vahile'ydi. Bu kadın münafık bir kadınıydı. Vahile münafık bir kadınıydı. Münafıklığına zaten anlatacağız. Bu kavim hakkından da biraz bahsedelim. Bu kaynaklarda, elimdeki kaynaklarda pek yok ama kavime şöyle söyleyelim. Lut Aleyhisselam'ın gelmiş olduğu kavim, iki kavim vardı. Bunların efendime söyleyeyim ikisi de çok circefli işler yapardı. Bunlar Sodom kavmi ve Gomorre kavmi. Bunlar aynı zamanda iki şehir olarak yaşardı. Efendime söyleyeyim bu şehirde bunlar öyle azgınlıklar yapardı ki insanın aklı hayaline gelmezdi. Bu şehirdeki en büyük azgınlık livata yani erkek erkeğe cinsel ilişkiye girme sapıklığı. Peki bu sapıklık bu kavme nereden geldi? Bu sapıklık bu kavme şeytanı alehilale getirdi. Şeytanı alehilale bir gün geldi dedi ki siz dedi bunun ne kadar lezzetli olduğunu bilmiyorsunuz. Böyle böyle beyan eyledi. Efendime söyleyeyim halbuki Allah-u Teala'nın men ettiği ve Hazreti Adem'den bu zamana kadar da hiç böyle bir şeyin olmadığı bir şey. Ama şeytan aleyhilâne ne yaptı? Her günah işlendi. Bu günahı da bunlara beyan eyledi ve bunları öyle aşırı gitti ki birbirlerinden daha kısım akraba falan daha şey yapmıyorlar da bekliyorlar ki o şehirden bir yolcu geçe diyelim bir erkek yolcu şehirden geçiyor, bunlar taş atıyorlar. Adam da ne taş atıyorsunuz dediği zaman hemen sataşıyorlar. Sataştıktan sonra adamı dövüyorlar ve adama dövdükten sonra da tecavüz ediyorlar. Böyle azgın bir kavim oldu çıktılar. Öyle vahşileştiler ki diri diri efendime söyleyeyim hayvanların etlerini kesip canlı canlı pişirmeye bile başladılar. Bir acayip yani. Sacı koyardılar, hayvanı canlı üstüne koyardılar. Bir acayip böyle vahşileştiler ve bundan da zevk alırdılar. Böyle bir efendime söyleyeyim kavime Allah-u Teala Hazretleri ne yaptı? Lut Aleyhisselam'ı gönderdi. Lut Aleyhisselam'ı bunları dine davet eyledi. Bunun üzerine efendime söyleyeyim. Allah-u Teala Hazretleri Lut Aleyhisselam'a 60 kişi veya 80 kişi kadar inanıldığında söylenmiştir. Sonra bu hanımı cilgefliğine biraz hanımından da bahsedelim. Bu hanımı Vahile bu Kızılderililerin
ateşin üzerine buharlaşma var ya, buharlaşma sistemini ilk önce kim yaptı? Vahile yaptı. Bu münafık kadın Lut kavminde Lut aleyhisselamın evine bir misafir geldiği zaman gündüz ateş yakar, üzerine yaş battaniye örterek kaldırır, buharla haber verirdi. Geceleri de yine ateş yakar, üzerine yaş battaniye örterek ateşi söndürür, yakardı böyle. Karartır, aydınlatırdı ki gündüzde buharını battaniyeye kaldırınca buhar yukarı çıkardı, buluş şeklinde haber verirdi. Niçin? Gelin, bize misafir var. Yine Allahu Teala Hazretleri bir gün, efendime söyleyeyim, bu kavmi helak etmek istedi. Helak etmek isteyince melekler önce İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gittiler. İbrahim Aleyhisselam bunlara sofra hazırlayınca dediler biz sofrayı yemeyeceğiz. İbrahim Aleyhisselam çekindi. Niye siz sofra yemiyorsunuz? Benim soframdan yemek yemeyen adamdan mahcup oluyordu. Tabiri caizse İbrahim Aleyhisselam 3 gün 4 gün aç kalıyordu ki sofrasına bir misafir gele de sofrasına otura. Yani misafir beklerdi. Misafirsiz yemek yemeyi pek sevmezdi de, doğrusu hiç yemezdi de diyelim. Bunlar da dediler ki biz geldik. Rivayete göre efendim Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam. Bazı rivayete göre başka melekler de efendime söyleyeyim gelseler de bunlardan da beyan ediliyor. Bunlar geldiler diyor. Dediler ki ey İbrahim, biz gideceğiz. Lut kavmini helak edeceğiz. Lut peygamberin gönderdiği efendime söyleyeyim Sodom ve Gemure halkını batıracağız. İbrahim Aleyhisselam dedi ki kardeşim Lut orada. Bak yegeni olduğu halde müminler müminine ihvatun ayetimi cibince benim kardeşim orada. Lut oradayken o mümkün değil. Ben size izin vermem dedi. Onlar da dedi ki Allah'ın hükmü gerçekleşmiştir. O zaman dedi ki ben namaz kılarak yardım isterim Allah'tan. Ayette var. Evet efendim, namaz ile beraber Allah'tan yardım isteyiniz ayetini bilirsenizse namaz ile beraber Allah'tan yardım isterim dediler. Allahu Teala ey İbrahim ben senin duanı kabul etmeyeceğim. Artık orası kesinleşmiştir. Dua etsen de etmesen de kabul etmeyeceğim. Çünkü hüküm gerçekleşmiştir. Allah hükümlerini sunmaktan ar etmez. Ve Allahu Teala Hazretleri oraya efendime söyleyeyim melekleri gönderdi. Melekleri gönderdi, fakat melekleri gönderince melekler içeri girdi. İçeri girdiler efendime söyleyeyim bu arada bu insanlar da bu kadının haber vermesiyle beraber kapıya dayandılar. Aslında bu insanların da yapması gereken bir şey daha vardı. Bunlar puta da tapıyordular. Yani aynı zamanda putperestiler de. Burayı da unutmamak lazım. Efendime söyleyeyim. Bunlar bu hadiseye melekler geldiği zaman Lut Aleyhisselam'a ey Lut biz geldik işte burayı helak edeceğiz. Efendime söyleyeyim. Siz sabahtan sana inananlarla beraber çık, şehri terk et, Şam'a doğru git, şehri terk et. Ama hanımını da götür, ona da söyle geri dönmesin. Bunu da beyan eylediler. Bunlar içeride olduğu zaman işte hanımı bu sefer geldi, vahile bunlara haber verince millet kapıya ele aldı. Ey Lut misafirlerini bize vereceksin. Lut Aleyhisselam dedi ki ben misafirimi kimseye ikram edemem. Onun iki tane de kızı vardı. Bakı dedi istiyorsanız kızlarımı size vereyim. Alın götürün. Eğlenin. Ama misafirlerimi istemeyin. Onlar dedi ki illa misafirini isteyeceğiz. İlla misafirlerini vereceksin bize. Biz onlarla eğleneceğiz. Ve nitekim Allah-u Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Melekler ey Lut telaş etme. Biz Allah'ın melekleriyiz. Onlar bizi el süremez, bizi de göremez. Biz şimdi gidiyoruz onları al içeri. Böyle bir şey olmadığını da göster. Nitekim o melekler gitti. Lut Aleyhisselam onları içeri aldı. Sabah olunca efendime söyleyeyim
Lut Aleyhisselam hanımıyla beraber, kendine inananlarla beraber şehirden dışarı çıktı. Şehirden dışarı çıktı. Ve şehirden dışarı çıkarken tam helak edecek memleketi. Bir rivayette de şöyle bir şey daha var. Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne indi, kanadını alıp ters çevirecekti. Dedi ki, ya Rabbi, yanlış yere mi indim Lut kavminin içinde? Yanlış yere mi indim? Burada teheccüh namazı kılan bir rivayete göre 60 bin kişi, bir rivayete göre 60 kişi neyse. 60 bin kişi adam var gece ibadeti de. Allah-u Teala onları doğru yere indin, onları da helak et. Peki bunları niye helak ediyorum? Buyurdu ki, onlar da küfre rıza gösterdiler. Bakın, bir kötülük görünce elinizle düzeltmezseniz, dilinizle düzeltmezseniz, küfre rıza gösterirseniz helak olursunuz. Ve onlar da onlarla beraber helak oldular. Efendime söyleyeyim, İbni Abbas'tan rivayet edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere Lüt kavmi işini yapan melundur. Evet, livata yapan melundur, livata yapan melundur, livata yapan melundur buyurdu. Yine Malik bin Dinar buyurdular ki, geçmiş ümmetlerin hiçbirinde livata işitilmedi, yokudu. Vardıysa da belki gizliydi ama yok görünüyordu. Ancak bu çirkin fiil Lut kavmi arasında görüldü. Onlar bu fiili şeytan öğretmişti. Demin dediğim gibi. Ve insanlar yaratılışlarına zıt olan bir fiili işleyince ilahi azaba sürüklendiler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde İzmir'de bunlar yürüyüş yaptı. Bu beldeye yürüyüş yaptı. Allah-u Teala'nın men ettiğine kafa tutanlar, insanlar, kafa tutan insanlara yani Allah zulmetmeyecek mi? Şundan zulmetmedi, peşin olmuyor. Resulullah Efendimiz secdeye kapandı Miraç'ta. Ya Rabbi, diğer ümmetlerin günahlarını benim ümmetimin içinde işleyen varsa onlar gibi peşin helak eyleme, cezalarını peşin verme. Cezalarını peşin verme diye secdeye kapandığı için Allah-u Teala ne yaptı? Erteledi. Ama ve lakin cezasını verecektir. Allah bela yazmaz kul azmadıkça, kula bela gelmez. Hak yazmadıkça önce kul azacak. Peygamber Efendimizin yine bir hadislerinden bahsetmek istiyorsak size efendime söyleyeyim. Lut kavmin azgın bir kavim diye bir kimseyi öldürmek istedikleri zaman ona derdiler ki, gelin la biz bu adamı öldüreceğiz. Nasıl öldürelim? Önce buna tecavüz edelim. Bu erkeğe tecavüz edelim. Ondan sonra da o işkenceyle öldürelim. Böyle kötü bir hale gelmiştiler ki bu Sodomlular, iffetsizlikleri aşikaraydı. Şu anda yani televizyonlarda, sokaklarda el ele tutuşup gezen, efendime söyleyeyim, birbirlerini öpen insanlar gibi. Sokaklar, Peygamber Efendimiz öyle diyor, sokaklarda çiftleşen merkepler gibi. Her yerde gördüğünüz bu zina yüzünden onlara da o kadar yerleşmişti ki bu kimselere insan çarşaflı hanımının yanında gitmesini ayıplıyorlar. Hele şu adama bak. Hanımı arkada, o önde gidir, yahut da el ele tutuşmadığını ayıplıyorlar. Veya onlar gibi çıplak olmadığını, onlar gibi aşikare iffetsizlik yapmadıkları için insanları şu anda ayıplıyorlar. Hangi zamanda yaşıyorsun diyorlar. Vallahi hangi zaman olursa olsun ehli sünnet vel cemaat yaşamaya çalışırız. Evet. İnsanların çoğu fasıktır, insanların çoğu kafirdir, insanların çoğu zalimdir. Ayetlere bakınız. Biz çoğa uymuyoruz. Biz ehli sünnet vel cemaata uyuyoruz. İffetsizlikten, hayasızlıktan, rızsızlıktan Allah'a sığınıyoruz. Yani dikkat ederseniz size gerek Hud Aleyhisselam'ın, gerek Salih Aleyhisselam'ın kavmine baktığınız zaman, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine baktığınız zaman, işte Lut Aleyhisselam'ın helak olma kavmine baktığınız zaman ortada ne var? Allah'a şirk koşma, puta tapma. Ya insan Allah'tan gayri neyi seviyorsa onu putlaştırmış demektir ya. Yani illa da bir heykel tipi ona
Secde etmek değil midir? Puta tapmak. O da olmadı mı? Sürüne sürüne Anıtkabir'e gitmediler mi? Yani o da olmadı mı? Ataya saygı duruşları durmadılar mı önünde? Ya İstiklal marşımıza saygı duruşumuz başkadır. Ceddimize Fatih'i okumamız başkadır. Ama ceddimize ait herhangi bir tanesinin kim olursa olsun putunu dikip önünde durmak haramdır. Yok böyle bir şey. Yani bu Muhammed Fatiha'nın da putu olsa, Yavuz Selim'in de putu olsa, Mustafa Kemal'in de putu olsa bunların karşısında durmak haramdır kardeşim. Din böyle emrediyor. Sen durabilirsen. Senin dinin sana, benim dinim bana. Leküm dinikü ve yedim. Biz duramazdık, azgınlık yapamazdık. Bizim ölçümüz Kur'an-ı Kerim, rehberimiz Hazreti Muhammed'dir. Ölçüyü açmak, rehberimizin yapmadığını veya yapmadıklarının önüne geçmek, ona uymuş olmak değildir, ona karşı cephe almış olmaktır. Burada da görüyorsunuz, ne zaman Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına karşı gelinmişse, fıtrat üzerinde hareket yapılmışsa, onlar ne yapmış? Helak olmuş. Lut kavmi ise de livatayla helak olmamış. Yol kesicilikle de helak olmuş. Mesela çocuklar da eskiden vardı, şimdi o kadar rastlamıyorum. Bir çocuk bir mahalleden garip bir çocuk gittiği zaman yolunu keserdiler. İşte bunlar da o kavimden kalan belki kuyulardır. Kimsenin yolu kesilir mi? Efendim taşlanır mı insan? Yani ondan sonra kovuculuk ve cimrilik yapmak da Lut kavminde vardı. Söz taşımak. Ali bana bunu dedi. Biliyor musun Veli? Ali bana bunu dedi. Ve Emdadgir'i biliyor musun Selami? Ali Veli bana bunu dedi. Lan ne? Dediler de siselerinden. Hem kendisi helak oluyorsunuz hem de kavminizi, etrafınızdakini helak ediyorsunuz. Bir yerde ben ne diyorum? Evdeki sözlerinizi dışarıya, dışarıdaki sözlerinizi eve. Evdeki sözlerinizi işe, işteki sözlerinizi eve. Veya ev ve işteki sözleri dışarıya, dışarıdaki sözleri ev ve işlere taşımıyoruz. Her söz yerinde durmalı. Nasıl ki caddelerde gördüğünüz mağazalar yerinde duruyorsa, sözler de aynı mağazalar gibi yerinde durmalı. Sağa sola taşınmamalı. Ya da tuvalete yapmış olduğunuz herhangi bir fiiliyat o tuvaletin içinde duruyorsa, dışarıya taşımıyorsanızsa, çocuklar söz götürüp getirmeyeceğiz. Çünkü oradaki pisliği ayağımıza bulaştırıp sağa sola götürmenin ayıp bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir de ne vardı onlarda? Cimrilik vardı Lut kavminde. Çok cimriydiler. Bir de bu ümmetin helak oluşunun asıl sebeplerinden bir tanesi de erkek erkeğe muhabbetleriyle kadın kadına da muhabbetleri başlamıştı. Evet. Çok enteresan bir şey. Çok enteresan bir şey. Bu kadının kadına şu anda günümüzde de var zaten. Bunlar da bir yürüyüş yapmaya çalıştılar ve yaptılar da. Ne olacak? İsviçre'de bunlar serbest. Erkek erkeğiyle evleniyor, kadın kadınla evleniyor. Hiç sıkıntı yok, serbest. O serbest diye Avrupa uyum yasalarıyla Türkiye'de de serbestleşti. Zina serbestse onlar da serbestlerdi. Üstelik de onları devlet koruyor. Yani onları o yüzden kimse gidip müdahale edemez. Şikayet etti mi devlet kapısına polis bekleyecek. Can tehlikem güvende diye. Böyle bir şey zuhur ediyor. Çünkü niye? Hadisi şerif var. İslam'ı bir devlet şeyinde hadisi şerifte ne diyor? Livata yapanları gördüğünüz zaman ikisini de öldürün. Evet. Sevgili kardeşlerim, burada tabii ki çok söz söyleyebiliriz ama özü anlaşılmıştır. Şu anda Lut kavminin bulunduğu yer, biz gittik Filistin'de gördük. Efendim, evet gittik gördük, kavmi batmış. Lut kavminin battığı yer göl haline gelmiş. Göl o kadar tuzlu ki içinde hiçbir canlı yetişmiyor.
Ama biz gittiğimizde plajında insanlar vardı. Demek ki yıkanan insanlar oluyor içinde. Fakat biz girmedik, yüksekten baktık. O plajdaki çıplaklıklar zaten iğrenç insanlar. Hiç utanma yok, Allah'a sığınırız. Bizim böyle sarıklı sakallı grupçuk, 20 kişilik 30 kişilik grubumuzun arasından adam anadan hürriyen gelip geçiyor. Ya anadan hürriyen, yani bir iç çamaşırı da diyelim giymişler. Efendime söyleyeyim, kadınlar hiç utanmadan insanların, erkeklerin içerisinde gelip gidiyorlar. Bunları gördük Lut Gölü'nde. Lut Gölü'ne vardığımız zaman ortalığı pis bir koku alıyor. O kokunun nasıl tarifi olmuyor yani. Lut Gölü'ne uzaktan baktığında böyle siyamsı bir göl görülüyor. Sanki böyle mazot, zift falan şeklinde. Yakına baktığın zaman da Van Gölü gibi görünüyor yani. Ama uzaktan böyle simsiyah. Ve şöyle düşünün, bu Lut kavmi o kadar derine batmış ki Lut Gölü Akdeniz'den 400 metre at zeminde, yani Akdeniz seviyesini sıfır olarak düşünün, ondan 400 metre aşağıda, evet, ve 400 metrede derinliği var, yani 800 metre bir derinliği var diyelim, su basıncı seviyesinin altı, sıfır seviyesinin altında, ama 400 metre derinliği var. Efendime söyleyeyim, etrafında turistik bazı şeyler de yapmışlar, gittik biz orayı ziyaret ettik. De Kur'an-ı Kerim'de orada şöyle bir ayet geçiyor, Allahu'l alem. Ednel art, ednel art yani alçak yeryüzü, yeryüzünün en alçak yeri anlamında. Yeryüzünün en alçak yeri anlamındaki şeyi Lut Gölü, Lut kavminin batmasındaki bulunan yeri olarak söylüyorlar. Çünkü yeryüzünün en alçak insanları burada yaşamıştır. Çünkü hiç kimse daha önce, onlardan önce bu pislikleri yapmamışlardır. Allah-u Teala da ayette yeryüzünün en alçak yeri orayı beyan eylemişti. Şimdi bu öyle düşünün. Bir insan vücudunu düşünün. Bir insan vücudunun, efendime söyleyeyim, en alçak tarafı göbek ile diz kapağı arasında bulunan yerlerdir. Değil mi? Yeryüzünün de en alçak tarafı işte burası, düşünün. Böyle bir şey. Allah-u Teala Hazretleri bizlere Lut kavminin helak olma sebeplerinden uzak eyliye. Bizlere Lut kavminin helak edecek sebeplerinde devletimizi, milletimizi muhafaza eyliye. Devletimizin ve milletimizin içinde bulunan böyle pisliklerden bizleri men eyliye. O pisliklerin islahı mümkünse tövbe eylemeler nasip eyliye, mümkündeyse kahre eyliye. Gerek internet ortamlarında, gerek efendime söyleyeyim telefonlarda, gerek film sahnelerinde bu gibi pislikleri ortaya dökenlere Allahu Teala Hazretleri Kahhar ismiyle kahre eyliye. Eğer Allahu Teala Hazretleri islah edecekse, zaten islah edenleri Allahu Teala Hazretleri affedecekse, biz de duacağız, affeylesin. Ama ve lakin bu pisliklerin yayılmasına sebep olanları Allahu Teala Kahhar ismiyle kahreyle. Lut aleyhisselam gibi bizleri temiz pak olarak o kavmin içinden ahirete göçmeyi nasip eyle. Hani dedik ya çocuklar, Lut aleyhisselam kavmindeki Müslümanlarla beraber battı ya. Sordular ki ya Resulallah, bu Müslümanlar da vardı, battılar. Peki bu Müslümanlar da Lut kavmiyle beraber cehenneme mi gidecek, o kötü fiil işleyenlerin? Hayır. İman üzerine öldüler, iman üzerine dirilecekler. Ama Allah ne diyor? Yaşın arasında kuruyu, kuruların arasında yaşı ayırt etmedi. Onları da yaktı. Onun için bir kötülüğü gördüğümüz zaman uzak durmalıyız. Hatta bir kıssa anlatırlar. Pehlül Dana Hazretleri ne böyle millete işte şey yapınca demişler ki, ne milletin üstüne gidiyorsun? Her koyun kendi bacağından asılır. Öyle mi demiş? Öyle. Peki demiş. Gitmiş iki koyun almış. Pazarın başına geçmiş. Asmış çengelden. Bir gün durmuş. Bir şey yok. İkinci durmuş. Bir şey yok. Üçüncü günü kokmaya başlamış. Dördüncü günü koku pazarı rahatsız etmiş. Gelmiş demişler ki, ne yapıyorsun ya? 4-5 gündür şu koyunları asmışsın. Kokusunu veriyorsun. Size ne demiş? Her koyun kendi bacağından asılıyor. Siz söylediniz. İslamiyet'te benenecilik yok. Bene lazım var. Ne zaman İslamiyet'te benenecilik başladıysa toplum ötekileşti, ferdileşti. Ferdileştiği için de çabuk kırılır. Hani eskiden çocukken bize anlatırlardı, biz de size anlatalım. Babası evlatlarına nasihat ederken demiş, evladım gelin bakayım. 6 tane çocuğu varmış, bazı rivayete göre 5 tane, neyse. Evladım demiş,
Ben sizin birlik beraberlik olmanızı istiyorum. Ayrı olmanızı da istemiyorum. Baba, o da demiş baba biz de büyüdük hepimiz ayrılalım. Demiş oğlum o zaman bana demiş 5 tane çubuk getirin. Onlar da gitmiş 5 kardeş hepsi birer tane çubuk getirmiş veya 5 tane çubuk getirmişler. Babası tutmuş 5 çubuğu teker teker kırmış. Sonra demiş 5 tane daha çubuk getirin. Getirmiş 5 çubuğu bağlamış bir deste halinde. Demiş kırın bakayım. Kendisi kıramamış babasını. Siz kırın, kıramamış. İşte demiş birlikten kuvvet doğar. İslamiyet'te ferdicilik yoktur. İslamiyet'te cemaatçilik vardır. Cumhur vardır. Ümmetçilik vardır. İslamiyet'te ırkçılık yoktur. Laş, Kürt, Çerkez, Ecem yoktur. Arap yoktur. İslamiyet'te ümmetçilik vardır. Ama herkes kendi ırkını bilir. Kendi ırkını, kendi örf adetini yaşar ama ümmetçilik vardır. Kimse kanını değiştiremez. Ama ümmetçilik vardır. Ben Türk'üm ama ırkçı değilim. Muhammed ümmetiyim der adam. Çünkü ne yapsın? Irkı Türk. Veya ırkı Laz veya ırkı Kürt. Kimse ırkını seçemez ama dinimizi seçmişiz. Bizim birlik beraberlik olmamız lazım. Eğer ferdicilik yapacaksak, benenecilik yapacaksak, ırkçılık yapacaksak Allah men etmiştir. Çünkü bizim kıblemiz bir, dinimiz bir, Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir. Bizi kimse bölemez. Biz bir yumruk gibi olmalıyız. Birlik beraberlik olmalıyız. İçimizdeki birlik beraberlik olduğumuz zaman kötü fiiliyatları, kötü fiil işliyatları ne yapacağız? Ancak o zaman bertaraf eder yahut eriterek yok ederiz. Allah-u Teala anlayıp dinleyip amel edenlerden eylesin. Ümmeti Muhammed'i Lut kavminin işlediği bütün günahlardan beri eylesin. Ümmeti Muhammed'i ve bizleri affı mağfiret eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için, piri piran için, hasreten Allah rızası için El-Fatiha-tü ma'as-salavat.